mavzun nomi metal va eritma suv tipidagi masalalar. Kristallogidrat mavzusi. Bu mavzuda bize har xil ishkoriy metallarni, ishkoriy yer metallarni, ularni oksidlari, ularni gidritlariga suv ta'sir qildiramiz yoki bo'lmasa umuman kristallogidratlar tarkibidagi biror bir elementni massa ulushi, kislorodni massa ulushi berilganda kristallogidrat formulasini topishni mashq qilib ko'ramiz. Iloji boricha ko'proq savol o'rganib ketamiz. Demak, birinchi savoldan boshlaymiz. Natriy metali suvga ta'sir qildirilganda reaksiyamiz natriy gidroksid va vodorod hosili bo'ladi. Demak, bize har doim metallarga o'zini ishkoriy metallarga suv qo'shganimizda ishkor va vodorod hosili bo'lishi kerak. Reaksiyani tenglab olamiz. Endi bize natriy miqdorini topib olish mumkin shu yerdan. 4,6 gram bo'lsa necha mol bo'ladi? 0,2 mol. 27 gram suv qaysi biri kam bo'ladi deb oladigan bo'lsak, 27 gram bu ko'p bo'lishi ko'rinib turibdi, sabab 1,5 mol. 0,2 mol natriyimiz kam, shundan ketsa, demak, o'yuvchi natriyning moli ham 0,2 mol bo'ladi. Massasini topib qo'yishim uchun natriy gidroksidni 0,2 ni 40 ga ko'paytirsam, demak 8 gram bo'ladi. D javobni olamiz. 5-chi savol. 2 valentli metal 2 valentli bo'ladi va xlor kislota bilan kirishganda endi metalning 2 valentli xloridi hosil bo'lishi kerak va vodorod hosil bo'ladi bu yerda. Demak, 4 gram metal bizga massasi berilgan. Agar men shu metalni molini ham topadigan bo'lsam, molar massasi kelib chiqadi. Demak, men asosiy e'tiborimni metalni molini topishga e'tibor berishim kerak. Shuning uchun men xlor kislotani molini topib olaman, sababi xlor kislota bilan metal 2ga 1 mol nisbatida reaksiyaga kirishgan. Xlor kislotani molini topishim uchun men xlor kislotani massasini molar massasiga bo'lishim kerak. Endi menga xlor kislotani massasini bermagan, eritmani massasini bergan. Men uning uchun eritmani massasini massa ulush xlor kislotaga ko'paytiraman. 17,8 gram eritma, shuni 0,292 ga ko'paytirdim. 29,2% 17,8 gram degani, demak, gram eritmani massa ulushi ko'tarib olaman 29,2 ni. Shunda beş bütün on dokuz. Beş bütün iki de bozayken burada. Mol xlorkistan topadigan bo'lsam endi bu yerda yozganmiz. 5,2 ni demak 36,5 ga bo'lamiz. Nol bütün 14,24 mol. Demek bunu miktar 0,14,24 bula diyen bosa, bunu miktarı şunu 2'ye bul yanımız yeteyim. 0,0712. Demek ki metalın malyamasını topuşum için massasını miktarıya bulamam. Massası belirleyen 4 gram, miktarı 0,0712. Demek 4 ni 0,0712'ye bula diyen bosa, 56 çıkalım. Gram taslim ol, bu demek temirge olamiz javobni. Demak, massasi 25,2 gram bo'lgan 2 valentli metal. Metalning oksidi ekan. Metal oksidi vodorod oqimida qaytarildi. Metal oksidi 2 valentli bo'lsa shunday bo'ladi formulasi. Vodorod yordamida qaytarilganda metal va suv hosil bo'ladi. Demak, suvni reaksiya teng bo'lganligi uchun 6,4 gram deb qo'ysam, molar massasi 18. Metal oksidiga demak molar massasini m deb olaman. Massasi 25,2. Shu yerdan m topadigan bo'lsa, metal oksidining molar massasi kelib chiqadi. 25,2 ni ko'paytiraman 18 ga bo'laman 6,4 ga. Demak, 25,2 ni ko'paytiraman 18 ga bo'laman 6,4 ga. 70,8 bu degani 71 bo'ladigan bo'lsa 71 deb olamiz taxminan. 71 dan ham endi 16 ni ayiramiz. 55. Bu degani magniz degani. Oksidimiz magniz 2 oksid bo'lgan.
B cevap bo'ladi shunda. On sekizinci savol. İşkori metalını gidritinim. İşkori metal bir valentli bugün için şuna kadar yazalımız. Su da yaratıldı. Metal hidroksit ve vodorot hosil bo'ladi. Demek çıkadigan gazdan turup men top bosam bo'ladi. Karayla 11,2 bugün için 0,5 buldum. Metal hidroksitimiz şunda 0,5 bo'lishi kerak. Esa teng bo'lganligi uchun bu ham 0,5 bo'lishi kerak. 5% yetma hosil bo'ldi deyilgan. 5% yetma bo'lishi uchun nima bo'lyapti? Metal gidritni massasi qo'shilyapti. Massa metal gidritni topadigan bo'lsam, metal nimaliga massasini m deb oladigan bo'lsam, m plus 1 ni 0,5 ga ko'paytirganim. Bu metal gidritni massasi. Massa vodorodni topadigan bo'lsam, bu 0,5 ni 2 ga ko'paytiraman. 1 gram. Massa metal gidroksidini topadigan bo'lsam 0,5 ni ko'paytiraman m plus 17 degan. Demak 5% deganini qanday belgilaymiz? 0,5 teng bo'ladi. Yuqorida metal gidroksidini massasi turadi. Sababi menda metal gidroksidini foizi bu. 0,5 m plus 8,5. Pastda bo'lsa 237 gram suvga qo'shildi. Mana bu metal gidritin massası 0,5 m plus 0,5 koşuldu. Lekin 1 gram hidratımız çıkıp gitti. Şu denge bana içim gerek. Demek 237'ye 0,5'ini koysam 237,5. Ondan beri dersem 236,5. Demek. Nöl bütün %5'ini köpaytıramam. 236,5'ye plus 0,5 m teng bo'ladi. Endi yukarıdaki kısmı. 0,5 m mana bu yerde köpaytırılgan yani var. Plus 8,5. Endi. On bir bütün 825 plus 0,025 m. Teng bo'ladi 0,5 m plus 8,5 ga. Demek m'ni 10 ga ko'taraman, 8,5 ni chapga ko'taraman. 11,825 minus 8,5 teng bo'ladi 0,5 m minus 0,025 m ga. Demek 3,325 teng bo'ladi. 0,475 m ga. Endi topadigan bo'lsam 3,325 ni bo'lamiz 0,475 ga. 475 ga. Yetdi bo'ladigan toshni shu yerda. 7 degani bu litiyni beradi sizga javobga. Maliya massa metalni m deb belgilab oldim. M ham 7 ga teng bo'ldim. Demak, litiyni maliya massasi 7 ga teng. Shuni olamiz. 27-chi savol. Ishkori metal suvda eritilganda bu ham shunga o'xshaydi. Toshni. Faqat bunda metalni o'zi. Bu yerda mana ikki qo'yadigan joylarimiz bor. 2,8 litre vodorod çıktı degende 2,8'ini 22,4'e böyle degen bu say 0,125 mol bu buldu mu? Bize hamasını mol top bulamaz. 0,25 bu yan 0,25 buladı. Şimdi suya ha bir yan ekem. Bunda nümen masası verilgen bana metal masası verilgen. Şundan ben dara top bulsam buladı. Metalını özü kaysi metal bu top bulsam buladı. Maliye masasını topuşum için. Demek massanı miktarıya bölemiz. Massası 5,75. Miktarı olsa 0,25. 5,75'ini bölemiz. 0,25 ya. 23 buladı. Demek natri buladı ya metalımız. Hosil bo'lgan metal gidroksitimiz natri gidroksit. Demek massa natri gidroksitini topadigan bo'lsam
Masanatı dost yapabiliyor musun? 0,25'ini 40'ya köpertir ama 10 gram buladı. Şimdi 10 gram natri hidroksitimiz bize ya bu tüptü 20 faiz yırtmanı. Bana 20 faiz yırtma bu yana için. 100 faizini topluyorsam burada yırtmanı masasını içeceğim gram bu geldiğinin. Bu yana demek 5 metre küp bu yana için 50 gram buladı. Demek 50 gram yırtma buldu. Lekin 50 gram yırtma buluşu için oradan nümeler gitti. Bize en iki yırtmanı topluyorduk. Bize su barıdı. Suyu x gram de basalım. Çünkü 5,75 gram metal solundu. Keyin ajralıp çıkan gaz bu bana. Şu gazımız, vodorotumuz. 0,125'ini 2'ye köpese 0,25 ayrı taş aldı. Şundan keyin 50 gram yırtmak oldu. Şuradan x'ini topsam bu dastlabki suyun masası buladı. Yani suya metal koştum. Gaz ajralıp çıktı. Ve 50 gram yırtma hosul buldu. Şu bilen menge cevap getim buladı özü. Ya bu masam yine bir usulü bu. Şunu işlep bu yanındaki görmemiz. X ting buladım. 5,5. Demek 44,5 geting. Su numarası. Destek de olunca su numarası. Şimdi ikinci soruyu ekledi yani bu sek. Bir de 80 faiz top bulama. Bu 40 gram buladı. Bu 40 gramımız yırtmanın içine koyan su. Şimdi sarflangan suyu top bulamayan bu sek bir yerden 0,25 mi olur? Demek masa sarflangan top bulamayan bu sek 0,25'ini köpürtüren 18'e bu ya. 4,5 gram. 4,5 gram su sarflangandan keyin yırtmanın içinde bir yana 40 gram kaldı. Demek reisi için olan suyumuz 44,5 gram. İkkalasının yığındısı buluş gerek. Şuna kadar iki usul bilen hiç koysa buladı. Bu cevap. 41. Savol. Mis oksit klorit ve sülfat kisi yırtıldı. Un altı gram. Mis oksitin molunu tapadı yani bu sen. Un altını 80'ye bölemen 0,2 mol. Neticede mis klorit dihidratı ve mis 2 sülfat pentahidrat birleşmesine 42,1 gram alın değil yani. Demek mi x desem bunu y de buladı yani bu sen. Bu x mol bu y mol. Yani ne bu yani ahırda? Mis klorit 2 molekül su bulan reisiye girişedi. Bu reisiye de maddi bulmuyordu bunu. Özü kristal hidratını hasıl buluştu da bu. Bu x bulsa bu yem x mu hasıl bu yani şuradan. Mis sülfatın özü yem pentahidrat buluşu için 5 molekül su bulan reisiye girişedi. Mis 2 sülfat 5 molekül suyunu hasıl kaldı. Bu yem y mol buladı şundan. Demek bu ikisinin yığındısı massaları 42,1 gram buladı. Demek birinci denkleme. X plus y teng 0,2 bo'ladi. Misni moliga teng. Ikkinchi tenglama. Bir 171 x bu. Mana buni massasi, moliya massasiga ko'paytirdim x'ni. Endi mis sulfatniki bo'lsa 250. Y teng bo'ladi 42,1. 250 ga ko'paytiradigan bo'lsam 250'den aramız 171'ni. 79x din buladı. 50'den alamız 7,9 ya. X'den buladı şimdi 0,1. İlken şimdi 0,1 buluş gerek. Reis'e de iştirak etken klorit ve sülfat kisi tane masası dese bana bu yada 2x bu. Klorit kisi tane molu 0,2 mol. Y bu sülfat kisi tane molu 0,1 mol. Demek masa klorit kisi tane 0,2'ni köpürtüremem. 36,5 kg 7,3 gram. Massa sülfat kisi de olsa 0,1'in 98'i köpürtüremem. 9,8 gram demek. Size cevap ne olabiliriz? Kırk beşinci soru. 32 gram mis yırtışı için mis yırtışı için oldum kasintalanya sülfat kisi de. Demek mis 2 sülfat SO2 su hasıl var.
Sonra tola yere günce sültürülgen nitratçısı da koşuldu. Demek miske sültürülgen nitratçısı da koşuldu yani bu sam. Misikke nitrat. NO2 yok NO çıkadı bir de. NO'nun özü plus su hası buladı. Demek. Ben bildim bana şu yerde misli miktarı 0,5 mol. X bu ise bana bunu 3 yirik de bulamam. Demek. Bunların miktarı yani X'ke 3 yirik bulsun. Şimdi 200 gradusta kızdırganda sülfatla 500-600 gradusta parçalanadı. Sülfatla köpçülüğü. Nitratla ise 200 gradusta parçalanıp gitti hocam. Demek mis 2 sülfat var. Mis 2 nitrat var. Mis 2 nitrat parçalanganda mis 2 oksit NO2 sot hosil qiladi. Demek 56 gram mahsulot ichida mana shular bo'ladi endi. Mana shu ikkalasi 56 gram mis oksid bor. NO2 uchib ketdi uchib gaz bo'lib. Demek buni miqdori x dedim. Buni 3 yirik deb olgandim nitratni. Oksidi ham 3 yirik bo'ladi shunda. Birinchi tenglama bizaga bo'ladi. Birinchi tenglamamiz demak x plus y teng 0,1. 0,5 ga teng ekanligi. İkinci tenglama 56'dan kelib chiqadi. Mis sulfatimiz 160, x plus mis oksidimiz 80 bo'lsa 240 y bo'ladi. Demak yuqori tarafni 240 ga ko'paytirsak 240 ning yarisi ham 120 bo'ladi. Demak 80 x yine bir marta okup gitmemiz savalını. Demek. Olunca mis tuzunu. Mis tuzunu. Mis tuzlarını. Dese yakışı bulardı. İki de tuz alındı bir de. Mis niye düşürçün? 32 gram mis de yalnız. 32.64 kevildi. 0,5 mol oldu. Önce oldun. Kasıntılangın sülfatçısı da koştu. Mis 2 sülfatı. Yes 2 su. Gen tola erigünce sürdürgen nitratçısı da koşuldu. Bu yüzden mis 2 nitrat NO su. Olingan mis tuzlarını düşünmemiz endi. 200 gradus temperaturada masa suyu yemek olunca kızdırılgen de 56 gram masa tonu reysa iştirak etken sülfat ve nitrat kestiren molunu tabi. Ahir geçe geçip görmemiz. Sel yaklına diyen son çıkıyor diyen yok şey ettirirken. Görmemiz lazım. 240'ya köpeytir yapma. 240 kısımız. Bana bir yerde hazır. Ha, buldu buldu düşündüm. Bana bu x plus y yemez. 3 y deyip geçişim gerekiyor şunu. 3 y şunu demek. Bu tarafını 80'ye köpeltesem ben buladı. 160'ye köpeltesem ben buladı. 160'ye köpeltesem x kısarıp gider demek. 160'ye köpeltiremez. 160 x plus 480 y denk 80. 160 x plus 240 y teng 56. Ayıradigan bo'lsak 240 y teng 24 bo'lib y teng 01 bo'ladi. X shunda 02 bo'ladi. Bo'ldi. Y teng 01. Bu yerda 8 y bo'ladi da 08 bo'ladi. Endi x teng 02. Tengle edigen bosam reysan bir yerge 2 koşum gerek edi. Demek bu 2x burada da x kısımız 0,2 olsun 0,4 burada 2x. Demek. Ha bu oldu bize miktar edi. 0,4 kendi 0,8 digen bacı altına alalımız bir adam. Demek. 52. savol. Natri karbonat. En molekula su.
Uglyorod nimasi solishi 4,48%. Bu savolni oson yechib ketsa bo'ladi. Uglyorod massasi bu yerda 12 ga teng. 12 massa bizga teng bo'lyapti. 4,48%ga. Umumiy hammasini topishim uchun 100% nechiga bo'lishini topib olaman. %168. Yani 9 oladı şunda. Yani umumiy maliye masada natri karbonatının maliye masasını 106. Yani moleküler sonu 18 yani de aldım. Demek. Kali metalim natdi yani kali alümini o iki çıkarttı yani plus vodorod hosil bo'ladi bu yerda. Shunday nisbatda bo'ladi. Demak, 8,1 gram deganda darrov mol topib olsam bo'ladi. Savol darajada qiyin emas. 8,1 27 bo'lsa 0,3 mol. Demak, 0,3 mol bo'ladigan bo'lsa, kaliy gidrosi nomi 0,3 bo'ladi. Vodorod miqdori 0,45 bo'ladi. Demak, gazning hajmi 0,45 ni ko'paytiraman 22,4 ga. Bu yer ham 10,08 bo'ladi-da. 10,1 degan javobga to'g'ri kelyapti. Demak, C javobga tortib ketyapti javobimiz. Endi 26,3 ni keltirib chiqarishim uchun kaliy gidroksidining massasini topib olaman dastlab. 0,3 ni 56 ga ko'paytiraman. 16,8 gram. Bu erigan moddaning massasi. Endi massa eritmani topishim uchun 16,8 ni ham massa ulushiga bo'laman 0,44 ga. 38,2 gram. Endi eritmani hajmini topishim uchun massa eritmani zichligiga bo'laman. 38,2 ni ham bo'lyapman, demak 1,445 ga. 26,4. 26,3 desak ham bo'ladi. Millilitrda hosil bo'ladi javob. Sa javob. Demak, bu yerda endi DTM savollari ko'proq berilib ketganligi uchun shunga ko'proq to'xtalib o'tamiz. Demek 68. savol. Litiy ve litiy oksit. Şunlardan ibaret 5,8 gram aralaşma. Plus su. Litiy hidroksit plus vodorod hosil bo'ladi. Bu yerda bo'lsa fakat litiy hidroksitning o'zi. Demak, 0,6 mol litr gidrosit bo'lganligini bildim. 2x ga 2x bo'ladi. Y ga bo'lsa bu ham 2y bo'ladi. Demak, birinchi tenglama 2x litrini miqdori, shuni litrini moliya massasi 7 ga ko'paytiraman. Y bu litr oksidining miqdori, uni moliya massasi 30 ga ko'paytiraman, teng bo'ladi 5,8 gram aralashmaga. Şimdi keyingi tenglamamiz 2x plus 2y deganimiz bo'ladi 0,6 ga. 14x plus 30y teng bo'ladi 5,8 ga. 2x plus 2y bo'ladi shundan 0,6 ga. Pastdagi tenglamani 7 ga ko'paytiraman. 14x plus 30y teng 5,8. 14x
plus 14 degree teng 4 butun 2 ayıradigan bo'lsam 16 degree teng 1 butun 6 bo'ladi. Y shunda bo'ladi 0 1. Y 0 bo'ladigan bo'lsa x teng 0,2 hosil bo'ladi. Dastlabki aralashmani miqdorini toping desa, molda toping degan 0,3 mol bo'lgan. Dastlabki aralashmada 0,2 mol. Yo'q, qaranglar. 2x bo'lgan bizada. 2x 0,4 bo'ladi. Y bo'lsa 0,1 bo'ladi. Demak, umumiy miqdorda 0,5 mol aralashma bo'lgan dastlab. Deb javobni olamiz. 69. savol. Demek kalsi ve kalsi nitrit. Kalsi nitritin forması kalsi 3 en 2. 3 maliyar relaşma yani 0,3 maliyar. 0,3 mol deyip düşünürsel aynı da. Yengelik bu yan. Şu vaxt geçe molunu maliyar deyip vermezdi özü. Su koşkanımızda. Kalsiy gidroksit bilan vodorod. Bu yerda bo'lsa kalsiy gidroksit bilan ammiy hosil bo'ladi. O'ttiz yetti gram degani kalsiy gidroksit uchun 0,5 mol bo'ladi. Demak 0,3 moliar degani uchun x x bo'ladigan bo'lsa bu ham y 3 y bo'ladi. Oson chiqadi tenglama. X plus y teng 0,3. X plus 3 y teng 0,5 bo'ladi. Ayiradigan bo'lsak 2 y teng 0,2 bo'ladi da y teng 0,1 bo'ladi. Kalsiyni miqdorini topdigan uchun men x topaman. X bo'ladi bu yerda 0,2. Massasini topishim uchun endi kalsiyni 0,2 molini 40'ga ko'paytirib qo'yaman. 8 gram bo'ladi. Bu javob. 70-savol. Natri shuncha atom tutgan suvda eritildi deyilgan. Demak, natriyning molini topaman bu yerda. 57,5 ni bo'lamiz 23 ga. 2,5 mol. Suvni ham molini topishim uchun demak, suvni o'zida bittasida 3 ta atom yoki 15 ni 3 ga bo'laman. 5 mol suda 15 mol atom bo'ladi demak. Bu 15 yana avgadro degani 15 mol beradi bizga. Demak, natriyga suv qo'shganimda reaksiya shunday bo'ladi. Natriy gidroksid bilan vodorod. Demak, miqdor kam natriy bo'lgani uchun 2,5. 2,5, 2,5 va buni miqdori 1,25. Vodorodning massasi 2,5 gram bo'ladi. 1,25 ni 2 ga ko'paytirsam. Endi eritma massasini topishim uchun massa suvga natriy metalini qo'shaman. Vodorodni bo'lsa eritib tashlayman. Ajralib chiqqan uchun. Demak, massa suvimiz 5 mol suv, mana 5 mol suvning massasi 18 ga ko'paytirsam 90 bo'ladi. Plus shunga qo'shaman. Natriyning massasini 57,5 ayiramiz 2,5 ni. Demak 90 keyin mana shu ayirma 55 chiqadi. 145 gram bo'ladi demak. Bu javob. 71-savol. 3
300 ml yırtmanın masasını top bulama. 300'ünü köpürtüremiz 1,2 gram. 360 gram yırtman. Bu en bir yırtman. Şimdi şunun üstüye natri metalı koşkanında natri metalı su bilan reaksiyaga kirishib natri gidroksit ve vodorodni hosil qiladi. Demek natrinin molunu topib olaman. 13,8'ni 23'ga bo'lamiz. 0,6 mol. 0,6 mol natri, 0,6 mol. Natri gidroksidini hosil qiladi ve 0,3 mol vodorod hosil bo'ladi. Demek ishqorni massasini toping deydigan bo'lsa, topish qiyin emas ishqorni massasini. Demek birinchi yetmada N1 natriy gidroksidimiz. Mana N1 yetma 360 gram. Shuni 15 foizi 0,15 ga ko'paytiraman. 54 gram. Endi M2 natriy gidroksidi topadigan bo'lsam 0,6 mol, şunu ham 40'ya köpaytirib qo'ysam 24 gram. Demek umumi natri gidroksidinin massası 54'ye 24. 78 gram bo'ladi. Bu ham D javobini olamiz demek. Yetmişkin savol. Kaliy oksidi. Ma'lum miqdor suvda eritildi. Eritilganda kaliy gidroksid hosil bo'lishini bilishimiz kerak. Olingan asos massasi eritilgan oksid massasidan 36 gramga ko'p. Demak, mana buni men 112x deb olsam bo'ladi. Sababi 2x mol. Buni x mol deb olsam. Demak, 78'ye 16, 94. 94x. 94x kali oksit, 112x kali hidrosunu hasıl kıladı. Demek bu köp 112x. 112x'den eğer hemen 94x'ni menge 36 gram köp ekerliği kep çıkardı. Demek 18x'imiz tim bu yaptı 36'ya. Bundan kep çıkardı x tim 2'ye. Demek 2 mol kali oksit yetilgen 4 mol 4 mol kali gidrosit hosil bo'lgan. Necha gram 40 foiz yetma hosil bo'lgan deyapti. Buni topish uchun men kali gidrosit massasini topaman. Massa kali gidrositimiz 4 ni ko'paytiraman 56 ga. 224 gram. Endi eritma massasini topishim uchun 224 ni 0,4 ga bo'lsam ham bo'ladi. 560 gram. De cevap. Buldu. Kengisi yotamız. Yetmiş üçüncü soru. Natri, kali, kalsi. Su da yırtıladiyen bosa. Natri hidroksit plus vodorod. Kali hidroksit plus vodorod. Kalsi hidroksit plus vodorod ile hosil bo'ladi. Demek bularning miqdori 0,7 mol. Çıkan vodorodlarning ham miqdorini topib ko'rishim mumkin. Demek on ikki butun yetmish ikkini bo'lamiz 22,4'ga. On ikki butun 32.
5 mol. Dengeler düz balamız. 2 kız 2 girik z. 2 kız 2 girik z buladı şunlar. Demek bunu ölçtüğünlük 5 kez deneyim. Yani 1 Mart'ta dengeler düzüşün. Bana şu son işletemiz 2 Mart'ta kem diyen son. Boşluğun çarşısındaki kalinin miktarı natrin 2'den 2 Mart'ta kem. Demek kalinin miktarı 2 girik, natrin miktarı 2 kız 2 Mart'ta kem diyen neyse 1 tasım 2 de B ile bulamam. 2 Mart'ta yok bu anda 2'nin özü bulardı. 2 Mart'ta kem bu yöntemi 1 tasım 2 bulardı. Demek 2 x deyin burada 4 y ya bu yan deyin x deyin 2 y deyin ya deyinleme ya burada. Demek 2 kız plus 2 y plus z deyin nur bütün yetti. Kengisi y kız plus y plus z deyin nur bütün yedilik bir iş. Şimdi 2 x onu ya 2 x onu ya 2 y koyup git ama demek 2 çöp x hemez 2 y plus 2 y nözü plus z deyin nur yetti. X mas yani 2 y diyeyim ben plus y plus z deyin nur bütün yedilik bir iş. Demek 4 y 6 y bu aslında 6 y plus z deyin 0,7 3 y plus z deyin 0 bütün 51 ayıraman 3 y deyin burada 0 bütün 15 ke y burada 0 bütün 100'den 5 ke Y 0 bütün 100'den 5 buldu mu? Demek bize ya hammasını top basan buladı. Birinciden X deyim buladı 0 bütün 1 ya. Demek Z deyim buladı 0 bütün 4 ya deyip çıkıyor attı bir yada. 3 Y 0 bütün 15 buladı. Doğru kele attı köremiz lazım. Cevabı için. Natri hidroksit masasını tapın diye. Natri hidroksit bize de X ya deyin. X deyin yani bize ya 0 buladı. Demek topsan buladı. 2x bo'ladi 0,1 bo'lgani uchun 0,2 bo'ladi massasini topishimiz uchun 0,2 ni 40 ga ko'paytiraman 8 gram bo'ladi shunda B javobni olamiz keyin 74-chi savolni qo'yamiz u o'xshaydi ekan o'zi 75-76 ni ko'ramiz Demek mis 2 sulfat eritmesi eritmeye natri metal taşıyanında başta ne buladı? Natri su bilan reaksiya kirişadi. Natri hidroksit bilan vodorod hosil buladı. Demek 23 gram degani 1 mol degani 1 mol. Demek 0,5 mol vodorod hosil buladı bu yerda. Endi mis sulfatini ham molini topadigan bo'lsam 200 ni ko'paytiraman 0,16 ga bo'laman 160 ga. Demak 0,2 mol bo'ladi bu yerda. 200 ni 32 ni 160 ga bo'lsa 0,2 mol. Endi 0,2 mol mis sulfat bor. Keyin natriy gidroksiddan 1 mol hosil bo'ldi. Bu yerda reaksiya bo'ladi-da kam miqdordan ketamiz. Mis 2 gidroksid cho'kmaydi shu yerda. Plus natriy sulfat hosil bo'ladi. Demek oxirgi eritme masasını soruyordu buna kadar masalarda topuş mümkün fakat yine hammasını itibar yorulmamız gerek. Karayla 200 gram eritmeye 23 gram natri koşuldu. Bunu sabiye natri reyse girişken sabiye eritme açtı. Lekin bana bir 0,5 mol vodorod uçup gitti reyse de gaz bulup. Bunun masası 1 gram. Bana bir 0,2 mol mis hidroksit çökmeye açtı. Bunun masası Demek. Bunu masası mis hidroksit masasını topuşum için 64 ya koşam 34 ne? 98 ne? 0,2 ya köpetir ama. 19,6 gram. Demek. Ben aşılığa yetişeceğim gerekende.
Endi bu yerdan minus bo'lib ketadi. 1 gram va 19,6 gram. 223 tane raman 1 ni minus 19,6 ni. Demek 202,4 gram çıkardı şunda. Ehtiyot bo'lish kerak. Juda sababi har bitta qadamlaringiz javobda. Masalan, 223 ni qo'shdim. 223 mi? Javobda bor. 200 ga 23 ni qo'shib bir ayirdimmi? Javobda bor. 222. Endi 200 ga 23 ni qo'shib turib, birini ayirmasdan turib 19,6 ni ayirsam javobda bor. 203,4. Endi 200 ga 23 ni qo'shib birini ham 19,6 ni ham ayirsam, demak, u to'g'ri javob bo'ladi. Ya'ni eritmaga qo'shilgan massa natriy, shuni qo'shib turibman. Lekin natriy gidroksid hosil bo'lgandan keyingi mis sulfat bilan reaksiyada tushgan cho'kmamiz mis gidroksidining massasini ayiryapman. Shular bilan shunday qilib ishlashimiz kerak. Demak, keyingi savolni ham ishlab ketamiz. 76. savolni o'xshaydi lekin. Ishlab ko'rsangizlar bo'ladi. Unga qaramasdan, hoziriga qaramasdan o'zingizlaringiz hozir to'xtatib turib ishlab ko'rsangizlar bo'ladi bu savolni. Tushungan bo'lsangizlar shunday ketamiz. Lekin tushunmayan bo'lsangizlar o'rganib ketasizlar shuni. Demak, massa kumush nitrat. 100 ni ko'paytiramiz 0,34 ga. 34 gram kumush nitrat molini topib olaman. Otuz to'rtni 170 ga bo'lamiz. 0,2 mol. Natriyni molini topib olaman demak. 46 ni 23 ga bo'laman 2 mol. Demak, bunda ham shu reaksiya bo'ladi. Natriy eritmaga tashlanganda suv bilan reaksiyaga kirishadi va natriy gidroksid va vodorod hosil bo'ladi. 2 mol natriy bo'ladigan bo'lsa 2 mol natriy gidroksid va 1 mol vodorod hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan vodorodimiz bu yerdagi gaz, buni massasi 2 gram bo'ladi demak. Endi menda kumush nitrat bor. Plus natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishadi. Bu yerda cho'kma kumush oksid tushadi. Kumush gidroksid emas. Natriy nitrat va suv hosil bo'ladi. Bunda ham demak 2 qo'yib olishimiz kerak. 0,2 mol kumush nitrat bundan kami. Shundan ketaman 0,1 mol. Buni massasini topadigan bo'lsam 8 ni 2 ga ko'paytirib 16 ni qo'shamiz. 232 ni ham 0,1 ga ko'paysa 23,2 gram. Demak, massa ikkinchi eritmani topadigan bo'lsam, oxiridagi eritma 100 gramga qo'shdim 46 ni, ayirdim 2 gram vodorodni, keyin ayirdim 23,2 gram kumush oksidni. Plus 46 ayiramiz 2 ni, ayiramiz 23,2 ni. 120,8 gram. 120,8 gram. Bunda ham shunaqa, hammasi bir xil javobda bor. Shunday tuzilgan o'zi. 2020 yıl denklemleri. Yine bir zor soru. 77. Teng massada olingan ishkori metal ve su. Bo'lyapti bu yerda. Metal gidroksit ve vodorod. Demak, vodorodning moli berilgan 0,1. Bularga oldiga ikki turishini bilishim kerak. Shunda buning uchun 0,2 ketgan. Bular ham 0,2 moldan ketgan. Qaranglar, 1 gram suv ortib qoldi deyapti. O'zi necha gram suv reaksiyaga kirishdi? Reaksiyaga kirishgan suvimiz 0,2 ni ko'paytiraman 18-ga. 3,6 gram suv reaksiyaga kirishdi. Lekin 1 gram ortib ketgan bo'lsa, demak, boshda olingan yana bir suvimiz 4,6 gram olingan. Boshda olinganda teng massada olingandi bu narsalar. Metal bilan suv. Demak, metalni massasi ham boshda 4,6 gram bo'lgan. Moliya massasini topadigan bo'lsam, hammasi reaksiyaga kirishib ketgan 4,6 ni 0,2 mol bo'lyapti. 23 ga teng bo'lgan natriy bo'ladi javobda. Javob shunaqa yechilib ketaveradi demak. Oxirgi ikkita javob, ikkita savolga keldik. 2019'daki.
Nomalum ki sata yırtmasa da. Massa ölüşü şunca yetti. Eğer yırtma terkibde suyunun miktarı ki sata miktarından 14 mertte köp bulsa dedi. Demek su var ve kisata var. Kisata adı bulamız. Suyunun miktarı 14 mol. Kisata miktarı olsa 1 mol. 14 mertte köp deyince şunu düşünelim. Suyunun miktarı 14 mertte köp. Kisata miktarı da. Kisata adı bulduk. Ana indim. Suyunun masası. 14'ünü köpe atıramam. Demek 18 ya. Şunda 252 gram su demek. 252 gram su. Karayla. 7 taksim 25 de yani. 7 taksim 25 bu. Erge tekişli. Koy yani. Birden ayırama 7 taksim 25 ne? Burada 18 taksim 25. 18 taksim 25 bu ölüş. Suun ölüşü bu. Yani top olama 7 taksim 25 ölüşünü. 2 gram bu adı. O ay yeteyim burada. Yani 1 mol ay namazsız yeteyim burada. 25 kıskar kitadı yani bu ise. 252'nin yani köpe etrama. 7 ya. Bölme 18 ya. 98 burada şimdi. Cevap. 98 bu amma alayamazsa da cevap alayamazsa. Düşündüğünüz mi önce? Massa ölüş bir ormanda verilgen bulsa, kis tane massa ölüşü verilgen bulsa, suyun massa ölüşünü tapışı mümkün. Koyan mumi massa ölüşte faiz verilmeyen bulsa, bir buluş gerek yığındısı. Faiz verilgen de 100 faiz buluş gerek. Şundan faydalanırız. Yine bize 14 Mart'ta köptü yine demiş, hadi gittik. Toşni beyler gittik. Birge 14 mu oldu? 79. sağ ol. 20 gram natri hidroksit 47 gram O3 natri yetmesi. Bu da yani 47 gram yetme. O da yapılırken de 20 gram natri OH tutadı. İşte de natri OH'ımız 20 gram mas yetmemiz olsa 47 gram. İşte de masa suumuz burada yani olsa 27 gram bulalım. Neçe gram natri metali solingende hosil bo'lgan eritmada erigan modda yutuvchi atom soni tenglashadi. Bu degani atom soni tenglashadi degan gap bor. Erigan modda erituvchidagi atom soni tenglashadi degan. Demak natriy gidroksidni molini topib olaman dastlab. 20 gramni bo'laman, demak 40 gram taqsim bo'lgan 0,5 mol. Suni mol topib olaman. 27 ni bo'laman, demak 18 gram. 1,5 mol. Demak bular tarkibida atomlar soni ham 3 tadan bo'lganligi uchun 0,5 natriy gidroksidda 1,5 mol atom bo'ladi. 1,5 mol suvda bo'lsa 3'ye köpeltirsen 4,5 mol atom bo'ladi. 3'ye köpeltirip durma. 1,5'ni her bir testte 3 atom bo'lgani uchun. Ana endi. Aslida men nima qilib ketishim kerak? Osonroq usulda ketishim uchun nima qilaman? Bularda atomlar soni bir-biriga teng bo'lgani uchun natriy gidroksidi mol 0,5 mol, suvni moli 1,5 mol. Agar ularni miqdori tenglashadigan bo'lsa, ikkalasi ham 1-1 moldan bo'ladigan bo'lsa, mollari, molekullarni moli tenglashadigan bo'lsa, o'zi atomlarning soni, atomlarning moli ham tenglashadi. Shundan ishlab ketaman-da men endi bu yog'iga. Suvga natriy metali qo'shilganda natriy gidroksid bilan vodorod hosil bo'ladi. Demak, agar 2x suv reaksiyaga kirishib, 2x natriy bilan 2x demak natriy gidroksid hosil bo'ladigan bo'lsa, tenglashdi deb oldim. Endi natriy gidroksid moli o'zi 0,5, shunga qo'shaman 2x'ni. Teng bo'lishi kerak 1,5 dan 2x'ni ayirganimga. Demak, 4x bo'ladi 2ga x ham bo'ladi shunda 0,5 ga. Demak, nima bo'lyapti bu yerda? 1 mol x'imiz 0,5 bo'lyapti. 4x'imiz 2 bo'lyapti. Yo'q, 2 emas, 1 bo'lyapti ekan. Shunda x'imiz 0,25 bo'ladi. 2x'imiz bo'lsa 0,5 bo'ladi. Demak,
Qancha natriy qo'shiladi desa 0,5 mol natriy qo'shiladi. 11,5 gram. Demak, massa natriyimiz 0,5 ni ko'paytiraman 23 ga. 11,5 gram. Demak, 11,5 gram natriy qo'shadigan bo'lsa 0,5 mol shuni tarkibidagi eritma tarkibidagi suv bilan reaksiya ketadi va natriy gidrosi hosil qiladi. 0,5 mol suv kamayadi, 0,5 mol natriy gidrosi ko'payadi. Shuni hisobiga suv eritmadagi 1,5 moli 1 mol bo'lib qoladi. Natriy gidrosi eritmadagi yarim moli ko'payadi, 1 mol bo'lib qoladi. Endi ikkalasida ham 1 mol 1 mol bor molekula, lekin endi atomga o'tganimda natriy gidrosida bittasida 3 ta atom bo'lgani uchun 3 mol atom, suvda bittasida 3 ta atom bo'lgani uchun 3 mol atom bo'ladi. Va ularning atomlarining moli tenglashgandan keyin atomlar soni ham tenglashadi. Har birisida 6,02 ko'paytiradigan bo'lsam 18,06 10 ustiga 5 atom bo'ladi va tenglashgan bo'ladi. Bu javobimizga bina olamiz demak. Endi 80-chi savol. Metalni eritishimiz uchun xlorkist eritmasi sarflandi. Metal xlorid hosil bo'ldi, plus vodorod ham hosil bo'ldi. Valentliklarini bilmayman hali, lekin ishlash uchun xlorkistda qaysi metal eritilgani haqida gidrolizni inobatga olmang deyilgan. Ma'lum miqdordagi metalni eritish uchun shuncha xlorkistda sarflangan ekan. Tenglama qanday tuziladi? Molni ham bilmayapman, vodorodni ham molni bilmayapman shu yerda. Lekin bilsam bo'ladi. Demak, xlorkistdan topib olaman. Buning uchun 39,5 0,2 ga ko'paysam xlorkistdan massasi 36,5 ga bo'ladigan bo'lsam xlorkistdan mol kelib chiqadi. Altı bütün beşken. Nol altı mol eken özü. Larkistan miktarı. Bu nol altı bula diyen bolsa bunu her bir ikitasiden bir odor çıkkalı için bunu bilemen nol üç mol çıkadı. Bir de metalla iki oynetliyken bu üç oynetliyken bu. Ama onu da nümak mahçumas mı? Lekin her kandayı Larkistan'a mesela Larkistan özü odor çıkaradı bu özü de ikkitasidan bitta odor chiqadi. Shuni bilaman men. Faqat shuning uchun 0,3 0,6 mol xlorkisdan 0,3 mol odor chiqishini bildim. Bu ham menga kerak endi savolda baribir. Mana endi. Nima qilamiz? Baribir ko'p noma'lum bo'lib ketadigan bu yerda. Metalni ham molni bilmaymiz. Ikki onetda ishlab ko'ramiz. Mayli. Shunaqa yo'llari bor. Agar bilmasak ikki onetda ishlab ko'ramiz. Bu 0,3 bo'lsin, bu ham 0,3 bo'lsin endi. Demak, qanday bo'ladi? 0,3 ni ko'paytiraman. Metalni moliya massasi m. Ikkita xlorimiz 71 bo'ladi. Shunda metal xloridni massasi turadi yuqorida. Endi pastda 109,5 bu eritma. Üstiga 0,3 m bu metalni miqdori. Endi ayiraman shundan 0,3 mol vodorodni 0,6 bo'ladi shunda. Demak shu bo'lgandan keyin 257 teng, ya'ni mana bu 25,7%ga teng bo'ldi. Demak 200 109,5dan 0,6 ni ayirsam 108,9 plus 0,3 m buni ham ko'paytiramiz demak. 0,257'ye köpaytıramız. Teng bulalı şunda. 0,3 m plus 71 köpaytırın. Yani 0,3 m. Demek. 0,257 köpaytırın. Yani. Köpaytırın. Yani. 108,9. 28 plus 257 köpətirilən 03 0,0771 03 m plus 71-ni ham köpətirəyəm indi 0,3-ə.
23. Demek ki 23'ünü bu tarafa götürme. Ayıramız 28'den 6,7 buladı. Demek 03'ten ayıramız 0,0770 per 0,2229 m. Demek 6,7 buramın 2229 ya 30. Böyle yaxşı olmadı da ki. Qanday usulunu tapsak bo'ladi bu savolni? Ekvivalentdan ishlasak bo'ladi lekin. Boshqacha usuli bor ekan. Qarang nima qilamiz. Bu yerda suv qatnashayotgani yo'q. Shuni bilyapman. Demak, o'chiraman bu yerlarni. Qanday? Osonroq usuldan chiqish kerak shunga qaraganda oson bo'ladi. Qaranglar nima bo'ladi. Mana 20 foizli 109,5 gram kvarkist eritmasida 109,5 gram bu 100 foiz bo'ladigan bo'lsa 80 foizi suv. Shuni topib olaman. Suvni massasini 109,5 ni ko'paytiraman 0,8 ga bo'laman 100 ga. Nima bo'ldi shunda? 109,5 ko'paytirilgan 80 bo'lingan 100. 87,6. Ana shu 87,6 gram suv keyingi yetmada mana 25,7 foiz bu metan xlorid bo'lganligi uchun ham topib olsam bo'ladi shu yerdan men. Buni masalan suvni foizini. Bu 25,7 metan xloridniki bu. Demak qolgani 60, 75, 74, 74,3 foiz. X deb topadigan bo'lsam 25,7 ni ko'paytiraman 87,6 ga. Bo'lamiz 74,3 ga. 30,3 chiqdi. 30,3 gram bu. Boya ham 30,3 gram chiqqan dedi, 30 ga yaqin. Bizda topib oldik, demak bu yerda necha gram bor ekanligini. Necha gram bor ekanligini. Endi nima qilamiz? 30 bo'ladigan bo'lsa bu metal xloridni massasi. Endi 30 gram metal xlorid bo'ladigan bo'lsa 'ylanishimiz kerakda. Mana ikki xil qo'yib ko'raman mana. Bu metalni ikki valentli qilib olganimni uch valentli ham qilib olib ko'raman. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun metal xlor 3 bilan o'tirib chiqadi. Mana endi men vodorodni bilyapman-ku bu yerda hozir. Ya'ni xlorkislotani bilyapman. 0,6 bo'ladigan bo'lsa bu 0,2 bo'lishi kerak. 30'ni yo 0,2 olib ko'raman. 30'ni bo'lamiz 0,2 ga, demak 150 chiqadi. 30'ni bo'laman 0,3 ga. 100 chiqadi. Demak 100 dan ayiradigan bo'lsam 100 dan 35,5 ni ayiradigan bo'lsam 64,5 chiqadi. Bu ham o'z-o'zidan 65 ga teng bo'ladi-da, ruhga tegishli bo'lyapti bu. Ya'ni 2 valentli bo'lganda to'g'ri kelyapti. Endi 150 bo'lganda bo'lsa bu xlor 3 bo'ladi-da. 150 dan ayiramiz. Xlor 3niki 106,5. 43,5. Bunga hech biri to'g'ri kelmaydi lekin. 43,5 deganda skandiyani ko'radigan bo'lsak ham agar skandiyani massasi 45. Bizga 43,5 kerak, 44 kerak, 45 emas.
Ruhni olganimiz bizaga to'g'ri bo'lar ekan bu yerga. Seksen to'rtinchi savol. 100 gram 21 36 bu suyultirilgan degani. Qaranglar, shunaqa savollar berilgan va mana misga qo'shamiz. Nitrat kislotasi suyultirilganini. Bunda mis 2 nitrat NO plus su hosil bo'ladi. Demek şu yerde hazır. Qanday ishlaymiz mana 8x nitrat kislota ketadi 3x mis 2 nitrat hosil bo'ladi. 100 gramni 21,36 foizi 21,36 gram bo'ladi. Shundan 8x ko'patirilgan 63 reaksiya kirishib ketgan va 3x mis nitrat hosil bo'lgan. Mis nitratni massasini ham 62 ni ko'patirib 2 ga plus qo'shaman 64 ni 188 ga. Demak, qaranglar, mass solution teng bo'ldi degan gap. Massa teng bo'ldi dedim. Tuz bilan nitrat kislotasi massalari teng bo'ldi, ya'ni tuz bilan nitrat kislotasi massalari teng bo'ldi. Mana bu tarafim nitrat kislotasiga tegishli, mana bu tarafim bo'lsa tuzga tegishli. Shuni ishlayman deb. 21,36 minus 8 ni ko'paytiraman 63 ga. 504 x teng bo'ladi 3 ko'paytirilgan 188. 564 x ga. Bu yoqqa o'tadi, plus bo'ladi. 21,36 teng bo'ladi 1068 x ga. Demak, 21,36 ni bo'lamiz 1068 ga. X teng bo'ladi 0,02 ga. Bo'ldi, chiqqan gazning hajmi deydigan bo'lsa, bu 2x bo'lyapti. 2x ya 0,04 bo'ladi. Hajmini topadigan bo'lsa 0,04 ni 22,4 ga ko'paytiraman. Nol butun 896 bu ham litrda chiqadi-da 896 mililitr hosil bo'ladi. Sa javobni olamiz. Demak, 91-chi savol. Magniy sulfat kristall gidrati natriy sulfat kristall gidrati xrom sulfat kristall gidrati tarkibida nimalari bor bularni hammasini? Vodorodni massa solish 4,75, demak 4,75 vodorodimiz necha gram suv tarkibida bo'ladi? O'zi 2 gram vodorodimiz bo'ladi 16 gram kislot bilan birikkan bo'ladi va 18 gram suv tarkibida bo'ladi. 4,75 bo'lsa necha bo'lishini topib olaman. Suvni ham necha bo'lishini topib olaman. Demak 4,75 ni 16 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsam 38 chiqadi. 38 ga ham endi 4,75 ni qo'shsam suv massasi kelib chiqadi. 42,75 gram. Demak, umumiy mana shu aralashmada hammasida suv massasi 42,75 ekan o'zi. Metallarni massa solishi bo'lsa hammasini massa solishlar yig'indisi 15,25 bo'lar ekan. Gram deb olaveraman. Shu narsalarni hammasi umumiy 100 gram edi bo'ladi. Hammasi 100 gram bo'ladigan bo'lsa, mana bu sulfatlarni topishim uchun SO4 ni topishim uchun demak nima qilaman? 100 dan ayirib tashlayman hammasini. 100 dan ayiramiz 42,75 ni, yana ayiramiz 15,25 ni. 42 gram, demak SO2 bu 42 gram ekan. Kislorodni massa solishini topishim uchun SO2 96 gram SO2 da
SO4'te demek 64 gram kislorot bor. Endi 42 gram SO4'te kanca kislorot bor? Y'de top olama. 42'ni köpaytiram 64'ke. Bölemiz 96'ya. 28 gram. Demek karasezler bu yerde 38 gram kislot, bu yerde 28 gram kislot. Bu tuzlarda iki joyda kislot var. Suda ve SO4'te. Suda kislotumuz 38 gram. SO4'te kislotumuz 28 gram. İkisini kuşama. Şimdi 66 gram kislot bulalım. Masa kislotumuz. Demek 38'ye 28. 66 gram. Şimdi masa ölçü kislotu topladığım bu sefer. 66'ını 100'ye bölemem, 100'ye köpaytıramam. Kıskası 66 faiz burada da bu. Bu cevap normalimiz. 97. soru. 100 gram suda 8,05 gram işkori metal erigende. 13 faiz yetme hosil bo'lsa. Mana şu joyi geçe. Ben qaysi metal ekanligini top ketishim kerak. Demek 100'ye koştum 8,05'ni. İşkori metal bu yandan ki bilemiz. Bir yerde bana metal plus su bu yandan ki metal hidroksit ve vodorod hosil bo'ladi. Ana endi shu yerda 13 foiz yetma hosil bo'lganligini berib qo'yibdi. Bunu az işletişimiz gerek şu 13 faiz bilen bir gelikte. Demek. Yukarıda ise olduğundan bir kılayken. Demek. Kaysi metal ekerliğin top borçum gerek. 100 gram su. 100 gram suda. Bir işgal metal yaratılgende 13 faiz yetme alındı. Vodorod çıkıp gitkenliğini bilemez. Bunu ama alt dışarışım gerek. Demek 2x diye bulamam. Anık mollarını bilme yapmam. B ile getip işimiz. Cevap çıkışı gerek lakin babam. Demek 100 plus 8,05 minus 2x bu yırtmanın masası. Şimdi yukarıda bu ise 2x küp hatırlayın m plus 17 bu mene şu massas 0,13 gen demek bu 8,05 küp hatırlayın 0,13 gen 14,04 minus 0,26x deyin 2xm plus 34x ya. Bir yerden lekin cevap çıkışı kıyırrok bize. O sorak yolu kan ne vuruşum ki? Buranın sen beyler bir şey geçiş gerek tabi yerden. Bu sorunu yine köremiz alıp, yine kaytanız bu soru diyorum. Tarkibi de 46 faiz natri bulunuyor. Natri oksit ve kalioksit aralaşması. Natri oksit ve kalioksitle. 100 gram diye alıp bulayım ben demek. 100x diye alıp bulayım massasını. Şimdi içindeki natrinin massası 46x bularken. Bu yani 46 gramı, 62 gramı da 46 gram bu geldiği için bu 62x buluşu alıp geldi ve bunun masasını 38x buluşu alıp geldi. Demek natri oksitli miktarını topuşum için 62x'ini
bölemen 62 ya. Demek x mol deb olundu. Kalioksit miktarını tapışım için bu ise 38 x'ini bölemen demek 94 ya. Nol bütün 404 x deb olundu. Ana endi su dertildi ikkalasi ham. Natriy oksidga su qo'shdik. Natriy gidroksid. Kaliy oksidga su qo'shdik. Kaliy gidroksid. Bu x bo'ladigan bo'lsa bu 2x. Bu 0,404x bo'ladigan bo'lsa bu 0,808x. Ana endi shular uchun sulfat kislotasi sarfladik. Suda eritilgandan keyin hosil bo'lgan ishqor mana natriy gidroksidga qo'shdik. Sulfat kislota buni ham 2ga 1 raisga kirishib natriy sulfati hosil bo'ladi plus suv. Kaliy sulfat plus suv. Demak bu 2x bo'lsa 0,808x bo'lsa bu x bo'ladi, bu ham 0,404x bo'ladi. Demak 1,404x bu sulfat kislotasi miqdori. Bu ham teng bo'lyapti mana 0,175ni 2ga ko'paytirganimizga. 1,404x bo'ladi ekan shunda. 0,35ga. X'ni topadigan bo'lsak bo'lamiz 1,404ga. 0,25 bo'lar ekan shunda x'imiz. Dastlabki aralashmadagi kalioksid nimasini toping desa mana 38x. Demak massa kalioksid topishim uchun 38x deb yozaman. Bu ham 38ni ko'paytirgan 0,25ga bo'lyapti. 9,5. 9,5 gram bo'ladi. A javob. Bir 120 savol. Kumush va misdan iborat 0,5 mol aralashma. Kumush, mis. İkkalasi 0,5 mol. Konsentrlangan deb o'qisin 63% deganda. Nitrat kislota bilan reaksiyaga kirishyapti. Konsentrlangan kumush nitrat NO2 plus su. Bunda ham demak mis 2 nitrat NO2 plus su hosil bo'ladi. Demak, endi shu tartibda boramiz. To'liq reaksiya kirish degani mana shu nitrat kislotasi mol bilan kelsa bo'ladi deganda shu yerdan. Demak, nitrat kislotasi mol topishim uchun 160 ni ko'paytiraman 0,63 ga bo'lamiz 63 ga. Bu ham bo'ladi 1,6 mol. Demak, ikkalasi miqdori 1,6 ni beryapti bizga. X bo'lsa bu 2x, bu y bo'lsa bu 4y'ye teng. X plus y teng 0,5. 2x plus 4y teng 1,6 bo'ladi. Demek 4'ye köpaytırsam 2x'imiz teng bo'ladi 0,4'ye. X bo'ladi 0,2'ye. Y bo'ladi shundan 0,3 mol'ye. Kumush nimasini toping desa x teng 0,2 bo'ldi. Demek massa kumushni topadigan bo'lsam 0,2'ni köpaytıramam 108 gram. 21 6 gram bo'ladi. S cevap. 133. savol. Kali ve kalsi. Bunda ham massa so'rash belgeliği için 100x deb olaman. Umumiy massani gram da olaman. İçindeki 78 foiz bu 78x bo'ladi.
Bu 22x grand'a vuradı lekin bura. Kalini mi unutup ama. 78x'ini 39'ya vuramam. 78 bu. 0. Yok, bunu 2x buladım molu. Şimdi de kasini unutup ama. 22x'ini bulama 42. 0,55x. Demek Kali plus Subiye'de Kali hidroksit plus Vodorod Kalsi plus Su Kalsi hidroksit plus Vodorod. Demek kanala bana Kali'nin miktarı 2 kız. Bununki 0,55 kız. Demek bunda x bo'ladi, bunda 0,55x'ni o'zi bo'ladi. Ikkalasini qo'shsam 1,55 x bo'lyapti. Buni ham 6,95ni 24 ga bo'lganiga teng. 1,55 x bo'ladi shunda. 6,95ni bo'laman 24 ga. 0,31 ga. X bo'ladi shunda 0,2. 0,2 bo'ladi. Kali gidrosi nimasini toping desa mana 2x ga teng. Bu ham 0,4 bo'ladi moli. Massa kali gidrosi topishim uchun 0,4 ni 56 ga ko'paytiraman. 22,4 gram bo'ladi. Bu javob. Brus 40. savol. Demak, kali, natri, kalsi. 0,7 mol. Demek suda yaratıldı. Kali hidroksit plus vodorod. Natri hidroksit plus vodorod. Kalsi hidroksit plus vodorod. Demek 2 kız 2 kız x 2 girik 2 girik girik huddu oldudan hiç son bosa birinci katör ya hamas ki kız ikinci katör ya hamas ki oldu deyi sonuca girik üçüncü katör ya hamas ki oldu deyi sonuca z koyup getesele bu oldu tekneme tutulgen burada şu buna tekneme hiç üçün en yasası yap şu bana bu bol yaptı 896 litre diyen 0,4 mol. Demek bana bu 3,8 gram demiş yazsam yandım. Kali hidroksit massası kalsi hidroksitinden artık demek. Massa kali hidroksitinden ayrama. Massa kalsi hidroksitini tek buladı. 3,8 gram. Demek massa kali hidroksit de genem yok koyamız. 2x küp atılınken 56'ını. Massa kalsi hidroksit de genemiz ya z küp atılınken 74'ünü değil. 3,8 birinchi tenglama bo'ladi bu. Endi bizga z ni topish uchun eng zo'r usul bor, qaranglar. 2x plus 2y plus z teng 0,7 x plus y plus z teng 0,8. Buni 0,4 deganim, 0,4 2ga ko'paytiraman. Hammasi 2z, 2y, 2x bo'ladi-yu. Keyin z teng bo'ladi shunda mana bu 0,8 dan 0,7 dan ayirgan 0,1 bo'lib qoladi. Demak x plus y teng bo'ladi shunda 0,3 ga. Mana bu yerga z 0 ga 0,1 ni qo'yaman. 112 x minus 0,1 ko'patgan 7,4 teng 3,8. 112 x bo'ladi keyin 11,2 ga x teng bo'ladi keyin 0,1 ga. Demak y bo'ladi bu yerda 0,2 ga. Natriy gidroksit massasini toping desa 2y mi? 0,4 bo'ladi moli. Massasini topadigan bo'lsam 0,4 ni 40 ga ko'paytiraman. Demak 16 gram bo'ladi. Javob.
50 8. savol. 94 foiz sof alümini tutgan metal havada kütürüldü. Demek. Hozir kelib chiqish moddasini ozgina muammosi bo'lyapti. Mana shu ikkisidan bittasini olib borishimiz kerak. Demak, 32,8 ni ko'paytirdim 0,2 ga 6,56. Endi ikkalasini moliya massasini hisoblaganim yaxshimi? Qaysi biri shunga bo'linadigan son bo'lsa shuni olib ketganim yaxshi. Demak, 23 ni ko'paytiraman 3 ga plus 27 plus 48. 144 mi demak? 12 plus 44 demek 23 plus 27 plus 32 12 82 demek 6,56'ni bölemez 82'ye normal insan çıkarttı. Natri aluminat deyip bunu yazı yaptı. Yukarıda bir soru işledik. Bunda bu modda natri metal aluminat deyip gitti. Şunu ya hayran kalıyor ben de. Aslında bu modda nom natri metal aluminat. Bu modda nom natri aluminat bu yaptı. Aslında şunu eleken. Ağzı kalıyor. Eğer mi 6,56'ını böleme şurada 144'ye normal son çıkmıyordu bu yerde. Bize onu ola diyen bulsam bundan göre bu natri metal yumuyat deyip olin geleni alıp geçişim gerek. Bana bu yerden meta diyen koşumcana koşup koyasalar kitapta doğrulup demek bunu tekneştir için 2 koydum. Bir yerden 2 koyama plus bitti su çıksın. Bu yazılmasın. Mana 0,08 mol bo'ldi. Buni miqdori shundan 0,04 mol bo'ladi. Demak, bu 0,04 mol bo'lishi uchun bu 0,08 mol bo'lishi kerak. Mana endi massa alyuminni topaman. Alyuminni o'zini bu, o'zini massasi bo'ladi. 0,08 ni ko'paytiraman 27 ekan. 2,16 gram. Bu endi sof alumini. Qancha gram alumini metali olingan deganda sof alumini tutgan metal mana. Mana shuni alumini metal deb atayapti. Shuning uchun 94 foizi 2,16 gram bo'ladigan bo'lsa 100 foizini topib olaman. Bu aralashma holdagi bo'ladi. Necha gram bo'ladi? 2,16 ni. Demak, 2,16 ni bo'laman 0,94 ga. 2,3 gram. Ha, javobni olamiz. 160. savol. Alüminiy bilan oltin gugurtni mahsulotlar yig'indisi shuncha bo'ladigan bo'lsa, 2 ta alüminiy va 3 ta oltin gugurtni yig'indisi 22,52%. Men topib olaman 100% qanchaligini. Moliya massasi kelib chiqadi. Moliya massasi kelib chiqadi, demak, 2 ta alüminiy 27 ko'paytgan 2, 3 ta oltin gugurt 3 ko'paytgan 32 ko'paytiramiz. 100 ga bo'lamiz 22,52 ga. Demak, 54 plus 96 ko'paytirilgan 100 bo'lingan 22,52 666. Demak, undan 666 teng bo'ladi. 54 plus 288 342 plus 18 enga 342'den ayıramız 666'ını 18 en bo'lyapti 324'ga. Endi bu arada şunu da 18 gibi bulacağım ya. 18 iken hocam. Bacı 162. soru. Metal klorit terkibi deyi. Metal namaz soru şükesi ottikten 4 martta küçük bu arada bu se. Demek. Alttaki soru bu. Alttaki soru ne? Maliyer massası bu. 6 küp etken 16 buladı da bu yani 96 buladı. Kislorotikten 4 metre küçük metalın 2 demek. 96'nın 4 kez buladıkken bu sen metalın masası 2 metre 4 kez çıkar demek. Bu magni buluş gerek. Magni klorit 6 molekül su buladıkken bu sen
Maliyyə masasını topuşum üçün 71, 24, 95, 95 kiyen koşama 6.18'ye köpətirim. 95 kiyen 108'ini koşama. Demek 103. 103. El cevap burada şundan. Kendi topuşunu düşündüğünüzde 6.2 suratında maliyyə masası 96. Massa ölçüsü kiçkine deyin yani maliyyə masası kiçkine deyin. Yani. Suratların maliyyə masası 96 olsa şundan 4 mertek kiçkine bu metalın maliyyə masası 24 kiyen. 24 boyan metal bu magni. Magni xlorid 6 molekül maliyyə masasını topama şu 203 kiyen. Bu da cevap. Cevap şu. Kengisi 164. Köp verir yani bu savaldana. 109,2 gram 2 metal nitrat kristal gidat uzak ve kızdırgında su süs tuz ve metal oksidi çıktı ki. Demek 78,96 gram bu tuz. Keyin umumi kristal gidat bu arada diyor 109,2 gram. Demek 109,2 gramı bu kristal gidat parçalengen de bana tuz çıkarttı ki izi de su çıkar diyor beraber torun. 109,2'den ayrama 78,96'ını 30,24 gram su. Şimdi uyan parçalanışta devam etse 33,6 gram metal oksidi çıkarttı yaptı. 6 gram oksit. Demek demek bunda kan bu işimiz? Metal nitrat diken ya metal birine. Köpse de oksit çıkarttı. Metal iki oksit. Köpse de metal iki oksit çıkarttı olanı. Bana temir iki, temir iki oynatlı ikerliğini köptürtmez. Bu oldu. Şundan kitamız. Metal iki oynatlı. Uzayan bir koyuyken metalın iki oynatlı ikerliğini demek. Metal en uç. 2 köpertilengen en molekula su. Demek hasıl oldu metal oksidi NO2 kislorod plus yana su ham hasıl oldu. Bir yerde en ta su hasıl oldu bir İki koyduk. Bir şimdi bir taksim iki koyamız da. Bana indi. Metal nitrattan metal oksit hosil bo'lishini ham yozib qo'ya bitta. Yetmiş sekiz yuz to'qson olti bo'lsa bu 33,6 bo'lyapti-da. Molekulalar M plus 124 M plus 16 33,6 ko'paytirilgan M plus 124 teng 78,96 köpətlənən M plus 16 ekan. Demək 33,6 M plus 4166,4 teng 78,96 M plus 16 1263 demek 4166 ayıramız 1263 den 78,96 m 33,6 m gel. Matematikasını işe varış gerek şunu. Ayıramız 4166'ını 2902 den burada 78,96 bu ayıramız 36'ını 45 u 36 yem yem tapadayan bu sen 2902'ni bölümümüz 45 36 iken 64 bu mis mis buldum yine de 4 bölüm 5'ini toplasam buldum demek mis nitratının maliyyə massası mis 64 kuş hemen 124'ün 188 demek.
Demek bu numaraya masası 188. Yeniden bakalım. 78.90 bölemen 188 ya. 0.42 mol eken bu. Yeniden ben sunu taptım ki 0.34. Yok 30.24 geldi yani. Bunu yan böleme 18 ya. Bu 1.68 mol eken. Demek indi 1.68 ne? Demek bu 1.68 mol eken de. Bunu 1'ye en deyip koyama, en topuşum için 1.68'ini 1'ye köpürtüp 0.42'ye bölemem. 4 çıkardım. Demek 4 molekül bu ya. Mistilat yanında. Sıra cevap burada. Düşünmezsiniz yine sorusu bu soruları. Bevra. Burcu 70. Massası 0.8 gram bulan metal hidritti. Su bulan tasarlaşken metal hidroksidi plus vodorot çıktı. Bu oldu teng. Vodorot da bana molekulası bu yan 0.1'ye teng. Demek bu yan 0.1'ye teng oldu. Molya masasını topuşum için massasını mol'ye bölemen 0.8'ini 0.1'ye bölsem 8. Bu litik hidrit boladı. Kısa cevap. 173. Bu yerde kalium metal tuşurursa reysa burada. Natri hidroksidini dastlab molunu tapa diyen bosa 0.3'nü 0.5'ye köpaytıraman 0.15 mol bulalım. Demek xlorkistan molunu tapa diyen bosa 0.4'nü 0.5'ye köpaytıraman 0.2 mol bulalım. Demek natri hidroksit bulan kali hidroksit bulan sebebi kali metalı yırtmaya düşken de yırtmadaki su bulan reisi geçerdi. Kali hidroksit bulan vodorot hosu bulan sıra oylamayın la kali natri hidroksit bulan reisi geçerdi. Yok onu diyemez fakat bana bu yırtmada natri hidroksit boramaz da su an borunda. Su bulan reisi geçerdi. Bir de natri klorit çıkardı. Kali klorit deyip olacak mı? Bunu özel diyen bulsam bunu da kali klorit çıkardı. Lekin menge bor. Bana şu yerde ikisi de 0.2. Bana bu yönün özü 0.15. Bu yanım şundan 0.15. Demek klorkistanımız pasta 0.105 bulalım. Bunun için kali hidrositimiz 0.105 bu yan. Bunun için 0.105 mol kali hidrosit buluşu için 0.105 mol kali kerek. Bunun masasını topuşum için 0.105 ne? 39'ya köpüldü. Bunu 95 gram. Sı cevap. Bu 74. Ha. Sıla ya kresosu ile natri oksitten durup niçe faizi natri hidrosit kirliliği topuşunur yetkendim. Demek bana bu 80, bana bu 62. 80'ın 62'ye bölüp 100 faizi köpüldü etsem niçe faizi kirliliği hep çıkardım. 129 faiz iken. Demek 30 faiz yetmedi. Yollamak için ortada duradı. 14 faizini koyalım. Buraya 129 faizini koyalım. Demek 99'ya 16 çıkardı. Bana bu 14 faizini yetmezse 500 gram bu geldiği için bunu x koyalım. 500'ünü köpertiremiz 16'ya. Bölemiz 99'ya. 80.8. 80.6 yanına olur arasında. De cevap. Burası 76. Demek üçgörü metal su derdiliğinde metal hidroksit ve vodorot bize 0.15 mol vodorot açıldı. Yani bildik. 0.15 3 mol bu. 0.3 mol bu. Malya masa metal topuşum için 11.7 masanı böldüm 0.3 ya. 11.7 ne böldüm 0.3 ya. 39 oldu. Bu ya. Kali hekeli yine böldüm. Bana bu kali hidrosit hekeli yine böldüm. Demek. Kayadan ketemeyinde. Oxirdan kessam bo'ladi. Masalan 0.3 mol kali gidrosit bunu ham 56'ya köpaytirsam bu demek
nörüşünü köpətirəm 56-ya. 16,8 gram kali hidroksit eritməni 16,8 gramı eritməni 16 faiz bölüyordu. Qoyan 84 faizi su bugün üçün daf bölüyordu. Demek 16,8'ini köpətirəm 84-ya bölüyordu. 16-ya. 88,2 gram. Bu nümayen masası? Bu kali. Yani bu su masası. Eritmede bor su masası. Bu yerden 0,3 mol su sarflangandan keyin şunchalisi oldu. Demek 0,3 niyem köpeltireme 18'ye 5,4 gram buladı. İki arasını kuşama. Başta alingen su. Research alingen su kep çıkardı. 6, 3, 93,6 gram. Degan C javob kelib chiqadi.